Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde depo zarlısı canlıları ile ilgili bazı detaylı bilgiler vereceğiz sizlere. Depolarda sıklıkla karşılaştığımız zarlı canlılardan olan bir grubu bugün dersimizde göreceğiz. İlk olarak değirmende çok sık rastladığımız, un değirmeninde çok sık gördüğümüz, un depolarında çok sık gördüğümüz un bitinden başlayalım. Evet, un biti Tribolium confusum adı veriliyor, Latince ismi. Tanımı ve yaşayışına bakalım. Ergen parlak koyu kırmızı renkli, 3,5-4 mm boyunda. Larvalar olgunlaştığında 5-7 mm boyunda sarımsı kahverengi renkli. Ve bir hal alıyor. Ergenlere yaşama süresi ortalama 1 yıl. Ergen dişi yaşadığı sürece 300-400 adet yumurta bırakıyor. Gıda ortamına bırakılan yumurtalar kabuklarına yapışkan bir madde olması nedeniyle gıda ile örtülüdür. Normal koşullarda gelişme süresi 40-60 gündür. Her iki tür yılda 3-4 döl verir ve zararlı ürünler de bunlar. Burada gördüğü gibi larvaları görüyorsunuz. Ve erginleri görüyorsunuz. Hemen alt kısmında un bitine ait olan kurtları, larvaları ve erginleri görmektesiniz. Buradaki bilgileri de videomuzu dondurarak okumanızı tavsiye ederiz. Evet, ikinci sırada pirinç biti var. Pirinç biti pirinç depolarında, pirinç ambarlarında çok zarar veren bir gruptur. Stopilus olacak bu bas zararlısı. Vermiş olduğu zararları görüyorsunuz ve diğer bilgileri görmektesiniz. Evet. Mısır bitine bakalım. Mısır biti de bu şekilde görünüyor. Yaşayışı, özellikleri burada görülüyor. Mısır da çok zararlı bir canlıdır. Bir diğer canlı da Bulbat zararlısı. Leoparda Dominica, Ekin Kambur biti. Bulbat zararlısı. Kapra böceği en sık görülen böceklerden biri. Verdiği zararları görüyorsunuz. Kahve tohum böceği. Evet arkadaşlar, ikinci zarlı canlı pirinç biti. Pirinç depolarında çok sık rastladığımız Stopilus oryzae zararlısı. Bu zarlıyla savaşırken çok dikkatli fumigasyon çalışmaları yapmamız gerekiyor. Gerekli sonuçları, neticeleri olumlu %100 olabilmek için fumigasyon yapmamız mutlaka şart. Tanımına bakalım. Ergin parlak kırmızı kahverengi renkli, basık bir şekilde 2,5-3 mm boyunda erginleri. Uygun koşullarda gelişme periyodu 4-5 hafta. Birkaç yılda birkaç döl veriyor. Zararlı ürünleri görüyorsunuz. Zarar vermiş olduğu pirinçleri görüyorsunuz. Ve diğer bilgileri burada pirinç bitiğinde görmektesiniz. Bir diğer zararlı canlımız
Buğday biti. Stapylus coronarius. Buğday bitinde de burada görüldüğü gibi bir görünüm var. Ergenin görünüşü bu şekilde. Buğday biti diyoruz. Ergen ve larvalar 3,5 mm. Diğer bilgileri görüyorsunuz. Buğdayı gördüğünüz gibi delik deşik ediyor ve kullanılmaz hale getiriyor. Oldukça hububata zararlı bir zararlı canlı. Yoğun bulaşmalar, larva işlem, ergenler dıştan tane kemirerek geriye sadece tanenin kabuğu kalacak şekilde zarar vermektedir. Bir diğer zararlımız Oryzoarpyllus surinamensis, testereli böcek, hububat zararlısı diye geçiyor. Başının etrafındaki testere diş şeklinden dolayı testereli böcek de denmektedir. Boyu 2,5-3 mm olmakta erginlerinde. Diğer bilgileri görmektesiniz. Halı böcekleri burada görüldüğü gibi değişik görünümlerde olabiliyorlar. Genellikle tüylü ve kıllı yapıdalar. Bu şekilde görünüyorlar. Halı altlarında çok yaşıyorlar. Ve ürkütücü bir görüntüsü var. Kıllı tüylü bir böcek olduğunu görüyoruz. Oldukça ilginç bir böcek. Bu böceklerle savaşmak mümkün mü? Evet, mümkün. Volkan ziraatı arayarak bu böceklerle savaşma imkanımız var. %100 başarıyla yapılan ilaçlamayı sonuçlandırıyoruz. 0256-219-4479 0544-516-078 nolu telefonları arayarak bize ulaşabilirsiniz. Volkan ziraat. Bu dersimizde sizlere halı böceği nasıl bir böcektir ve nasıl mücadele edebilir bunu göstereceğiz. Halı böceği nasıl böcektir? Genel yapısı itibariyle herhangi tür böceklere yakın bir özellik sergiler. Aslında tüm bunlar çok fazla bilinmeyen, hatta pek çok kişi tarafından
Halıböceklerin zararlı dayanışılan bir konudur. Halıböcekleri küçük yapılı sert kabukları ve tüylü sırt yapısı ile 3 renk farklı renkte görülebilir ve ev içlerinde insan yiyecekleri ve kullandıkları bazı eşyaların deforme olmasına sebep olan küçük zararlı canlılardır. Hatta böceği ve tahta yiyen olarak tahta böceği ve tahta yiyen olarak da bilinen ağaç kurtlarına benzerliği bulunan siyah böceği daha tombul ve boy olarak daha kısa bir ölçüye sahiptir. Nemli ortamları, kullanılmayan eşyaların bulunduğu yerleri çok sever. Halıböceği halatlarında yaşadığı gibi çeşitli bu alanlardaki eşyaların içinde de gizlenmektedir. Çevredeki diğer kullanım alanlarına zarar verir. Halıböceği ısırmaz ve tehlikeli değildir. Ancak hastalık mikrobu taşıma riski mevcut olan böceklerdir. Yiyecekleri kirleterek sorun kaynağı olabilirler. Evlerde yaşayan halıböceği sağlık için zararlı olup görüldüğü evlerde halıböceği ilaçlama yaptırılarak halıböceklerin tehlikesi bertaraf edilebilmektedir. Volkan Ziraat'ı arayarak halıböceklerine karşı gerekli ilaçlama çalışmalarına %100 başarılı yaptırabilirsiniz. Volkan Ziraat Aydın'da ilaçlama şirketi, Aydın'da yaşayan kişiler bizi arayarak bu zararlı canlılardan kurtulur. Fırının 100 TL'ye. Active building. Secondary. Weapons. System. 3, 2, 1.